Merhaba Folluk TV seyircileri. Bugün Manisa Salihli'deyiz. Hünkari güvercinlerinin ve Manisa azmanı güvercinlerinin peşinde buralara kadar geldik. Sizler için çok özel görüntüler ve bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Hünkari güvercinleri biliyorsunuz bizim Osmanlımızın yerel güvercinleri, endemik türümüz. Yakın zamanda da tescili söz konusu oldu. Bununla alakalı burada çok özel bir üretici var. Serkan Gündüz abimiz. Serkan Gündüz Bey aynı zamanda bizim Folluk dergimizin güvercin kategorisinin danışmanıdır. Kendisiyle hünkariler ve Manisa azmanları üzerine güzel bir röportaj ve çekim yapacağız. Lütfen takipte kalınız. Merhaba Folluk TV seyircileri. Manisa Salihli'deyiz. Hünkari güvercinleri ve Manisa azmanı güvercinlerinin hikayesini paylaşmak istiyoruz size bugün. Çok özel bir yerdeyiz. Yanımda Serkan Gündüz Bey var. Serkan Gündüz Bey aynı zamanda bizim Folluk dergisinin güvercin kategorisinde yayınlanan yazıların danışmanlığını yapmakta. Serkan abi bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyircilerimiz için kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. 1980 Manisa Salihli doğumluyum. Ziraat Fakültesi mezunuyum. Babamla beraber tarım makineleri tamiratı yapıyoruz. Biraz da imalatı. Güvercinler, yani hayvanlar, bitkiler ve koleksiyon merakım var. Güvercin merakımız da oradan geliyor. Kanatlılar biraz daha beslenmesi kolay geldi. Eskiden beri diğer beslediğimiz hayvanlara göre tahılla beslendiği için. Bir de güvercin çeşitli olarak çok zenginiz. Yani kendi yerel ırklarımız var. Yerel ırklarımız var. Ondan dolayı güvercin bir de sosyal bir hobi. Bir sürü çevremiz oldu bu sayede. Bu merakımız da böyle devam ediyor. Şimdi önümüzde hünkari güvercinleri var. Biz özellikle hünkariyi çok merak ediyoruz ve önemsiyoruz. Folluk dergisi olarak yerel ırklarımıza, biyolojik mirasımıza çok önem veriyoruz ve bu konuda yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Özellikle hünkari ve Manisa azmanının hikayesini sizden dinlemek istiyoruz. Hünkarinin tarihçesi, menşeiyle alakalı kısaca bizi bilgilendirirseniz nasıl olur? Evet. Manisa'mızın yerel güvercini tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya yayılmış. Ama ilk çıkış olarak Manisa. Manisa Osmanlı'nın eski şehirlerinden biri, önemli şehirlerinden biri. Manisa Şehzade Sarayı'nda atalarımızın oluşturduğu muazzam bir güvercin. İsmini hünkâra ait olan anlamına gelen hünkâri ismini almış. Oradan gelir. Yani birçok güvercinde bulunan süsler, tepe, gül, paça, güzel bir duruş, renk çeşitliliği ve desen hepsini üstünde barındıran, Allah nasip etmiş atalarımıza, bize de miras kalmış. Böyle bir güvercin. Zaten güvercin beslenen biri bu baktığında sever yani bu kuşu. Çünkü tatlı, sevecen kuşlardır. Gerçekten de bir süs kuşu yetiştiricisinin, bir kostüm meraklısının aramış olduğu tüm özellikler hünkârda var. Tepesi, gülü, paçalı olması, desenleri, renkleri gerçekten çok görsel bir hayvan. Peki güvercin hünkârinin kaç çeşit rengi var, deseni var? Sınıflandırması nasıl yapılıyor? Evet, çok fazla. Renk ve desen çeşidi çok fazla. Bazı ırklar, güvercin ırkları bilirsiniz, 4 renk üstüne döner.
ara renkler sevilmez ama hünkârda tam tersi renk çeşidi çok fazla. Yani burada bir kısmı var. Bir kümeste zaten bütün desenleri görmedi, bütün renkleri görmedi, çok zor. 10 çeşit desen var. Tescilde de bu 10 çeşit olarak geçti. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı tescilde. Renk çeşidi de desenlere göre yine değişiyor. Yani bazı desenlerin 4 rengi var, bazılarının 7-8 tane. Çok fazla. Anlatsa da bilirim ama. Evet. Yani 10 desen ve bir o kadar da renk çeşitliliği olan. Renk varyetesi. Tabii. Evet. Çok fazla. Çok çeşitliliği olan bir kuş. Şu an burada bir kısmını görebiliyoruz. Galiba hünkâr güvercinin iki tipi var. Bir klasik hünkârı dediğimiz bir tipi var. Bir de modern hünkâr dediğimiz bir tipi var. Biraz bahsedebilir misiniz bu konudan? Tabii. Bu kafeste gördüklerimiz klasik hünkârı. Bunlar ilk orijinal hali. Yani Osmanlı Sarayı'nda beslenen ve ilk bu şekilde yurt dışında birçok yerde tanınan kuşlar bunlar. Kendi yavrusuna bakabilecek boyutta gagası olan, uçabilen, orta boyutta olan kuşlar. Modern hünkârı yani birçok güvercin ırkında yani biz tepe olarak, paça olarak, gaga olarak biraz aşırıya gitmeyi seviyoruz. Yani uçları zorluyoruz. Yani bir ara küçük gaga modaydı. Tabii bu biraz abartılarak iyice sıfır gagalar oluşturuldu. Yani yavru alması zor kuşları da insanlar seviyor biraz. Sıfır gaga tabir edilen, kendi beslenmesine ve yavrusuna bakmasına zor olan kuşlar elde edildi. Bunlar elle bakımlı. Elle bakımdan dolayı biraz o çalışmalardan dolayı da irileşti. Bunlara göre daha cüsseli, daha sıfır gagalı, daha küçük gagalı kuşlar. Ama tepe, gül, gaga, duruş, pare desen olarak, renk desen çeşidi olarak yani bir farkı yok. Yine hünkârı sadece. Bunları da etkilemedi. Sadece popülasyonu etkiledi ama bunların yerini almadı. Klasik hünkârı ayrı, modern hünkârı ayrı olarak ayrı şekilde besleniyor şu an. Ayrı yarışmalar yapılıyor, karıştırılmıyor. Şurada bir modern hünkârı var. Serkan abi yetim. Onu tabii, içine tabii, koysak tabii. Aradaki fark seyircilerimiz görebilmesi açısından. Elimde. Tabii elinizde bir genel özelliklerini göstereyim. Gösterin. Yani daha fizikli kuşlar. Ele zor sığdı. Evet, bunlar gibi değil. Avuca sığmıyor. Bunlar sığar. Burada fizik olayı var, cüsseli, kafa da tabii daha biraz şekilli, daha kemikli. Ama istediğimiz özellikler gene aynı, yuvarlak böyle yanaklar, sevecen böyle bir şey vardır bunlarda. İkisinde de istenir yine, sivri bir yüz istenmez. Temel özelliği de bunların çok küçük bir gaga. Neredeyse gagası hiç yok. Evet. Bu özelliğinden dolayı modern hünkârlar kendi yavrusunu çıkaramıyor değil mi? Evet, birçok sıfır gaga gibi. Hem kendi yavrusuna bakamaz, küçükken yavrunun gagası küçük, kendi gagası küçük, kendini de yani gaga çok küçük olduğu için yani yemi alırken her seferinde yüzü yere değer. Yani bu yüzden burnu tıkanır, büyük yemleri almasında zorlanır, 3-4 defa vurur. Yani kendi beslenmesinde de sıkıntı var. Burun delikleri de büyüktür. Burnuna da zaten işte yere yakın olduğu için sürekli şeyi yüzü burnu tıkanır, biraz sıkıntılar yaşanır, biraz özel bakım ister. Ayrıca bu kuşlardan öğretmek için de bakıcı ihtiyacınız var. Yani bunların yavruları bakıcı güvercin denilen diğer türlerin altına koyarak çıkartılıyor. Tabii. Kendi yavrusunu çıkarıp büyütemiyor. Arada başka kuşlar sürülüp yavru baktırılıyor ya da biraz büyümüş yavrular hani hevesini alması için besliyor. Yapabilir. Ama tek başına yani bunlar bakıcıya ihtiyaç duymaz. Klasik hünkâr kendi yavrusunu çıkarıp büyütebiliyor. Uçurabilirsiniz. Bunlar biraz daha hantaldır. Alışır yavrulardan ama hantal kuşlar. Bunlarda bir bakıcı ihtiyacınız yok. Sadece bunlara bakabilirsiniz. Şimdi hünkâr daha çok kostüm kuşu. Uçuş özellikleri nasıl? Uçuş özellikleri iyidir. Tabii yavruktan alıştırılırsa yani genelde son zamanlarda güvercin uçumu binalardan dolayı işte yani müstakil evlerin azalmasıyla uçurmak zorlaştı kuşları. Sayın seyirciler, şu an klasik hünkâr ile modern hünkârının boyut farkını görebiliyorsanız neredeyse klasik hünkârının iki katı büyüklüğünde ve gagası neredeyse sıfır gaga, hemen hemen hiç yok gagası. Aradaki fark bu. Diğer bütün özellikler hünkâr ile aynı. Evet, sadece biraz daha iri ve gagası daha kısa. Evet. Siz tabii yakın zamanda bu hünkârı teşhis ettirdiniz. Evet. Biraz da bu süreci anlatabilir misiniz? Nasıl bir çalışmayla teşhis edildi? Evet. Şimdi ilk başvurduğumuzda 2013'lerdeydi sanırım. Bayağı bir uzun sürdü. Bizden istenilen TAGEM'de güvercin hakkında yazılı bilgilerin azlığı. Yani bizim ülkemizde genel olarak hayvanlarla ilgili
yazılar az. Mesela bir koyun ırkıyla ilgili bir toplantıya girdiğimizde işte bir gazeteci bir haber yapmış. Bir üniversitede bir hocamız yazıyormuş. Bunları birleştirerek biz tescil ediyoruz. Ama güvercin hakkında bilgi çok az dediler. Bu yüzden biz sürekli güvercinle ilgili kaynak aramaya başladık. Yabancı kaynaklarda Manisa, İzmir geçiyor mesela çoğu yerde. İzmir liman kenti olduğu için çıkış yeri orası. İzmir'den geldi diye yazıyor mesela. Bunları mesela hep topladık sürekli kaynak çoğaltmak için. Sonra içeride de makale yazanlar vardı Türkiye'de. Biz de yazmaya başladık çoğaltmak için. Sonra resimlerle, çizimlerle bunları destekledik. Anlatmak için, tarif etmek için. Uzun bir süreçti ama çok şükür yani geç de olsa tescil edildi. Darısı diğer güvercinlerimizin başına. Güvercin çeşitimiz zaten çok fazla ama şu an Hangi üniversiteyle, hangi hocamızla çalıştınız süreçte? 19 Mart Üniversitesi'nden 18 Mart Üniversitesi'nden emekli Murat Türkeş hocamızla beraber yol aldık. Ve burada ayrıca bizim yarışmaları düzenlediğimiz, beraber hareket ettiğimiz Kırmızı Ceketler'de sahili ve çevresindeki şehirlerden toplanan bir grubumuz var. Klasik Hünkârı Manisa Azmanı ile ilgileniyor bu arkadaşlarımız. Kırmızı Ceketliler. Kırmızı Ceketliler, evet. Bu ekibimizle beraber çalışıyoruz. Yani tek kişiyle olmaz bu işler. Siz aynı zamanda Ege Güvercin Festivali düzenliyorsunuz. O evet, Kırmızı Ceketliler diye tanımladığınız grubunuzla beraber. Ben de bir önceki festivale katılmıştım. Çok başarılıydı. Yani resmi bir dernek veyahut da kulüp olmamakla beraber güzel organize olabilen ve güzel işler başarabilen bir grup oluyor, grupsunuz. Gerçekten dernek tebrik ediyoruz size. Dernek ediyoruz zaten. Hani bir şeyimiz yok. Güvercinlerle ilgili çalışıyoruz. Yani bu sadece yarışmasını yapmadık. Yarışmasını da neden yaptık onu kısaca anlatayım. Şimdi modern hikari çevremizdeki illerde, ilçelerde yarışması kategoriye alınıyordu. Bursa'da, Muğla'da, İzmir'de, Marika'nın diğer ilçelerinde. Klasik hikari kategoriye çalınmamıştı. Hani teklif de etmiştim. Hani onlar da bu güvercin ağzından dolayı yarışmaya kategoriye almamışlardı. Biz bir ihtiyaçtan dolayı, bu kuşlar yarışması yapılmıyor, bunun bir sergisi ya da yarışması olması gerekli. Bir ihtiyaçtan dolayı bunun ilk kez yarışmasını 2015'te yaptık. Ondan sonra da arkadaşlarımızın desteğiyle devamı geldi. Şu an devam ediyor. İlgi alakada güzel. De sadece yarışmasını yapmıyoruz. Bahsettiğiniz gibi tescili, sınıflandırması, makalesi, internet sitesini kurduk, sosyal medya sayfaları açtık, gruplar kurduk. Devam ediyor. Gerçekten çok önemli bir hizmette bulunduğunuzu düşünüyorum. Yani yerli biyolojik bir mirasımıza sahip çıkma ve bunu tanıtma adına çok önemli işler başarmışsınız Serkan abi. Çok tebrik ediyorum sizi. Peki Hünkârı yabancı literatürde, yabancı kaynaklarda ne olarak tanımlanıyor? Oriental Thrill olarak geçiyor. Doğu fırfırı, Oriental fırfır gülden bahsediyorlar. Gül dediğimiz şu gözündeki tüyler, evet, kabarık tüyler. Tüyler. Evet, bir gülün açmış gül gibi. Gösterebilir. Orada ilk başta şu an hünkârı için kullanılsa da eskiden aslında ki bizim bölgemizdeki tüm güllü güvercinler için bahsediliyor. Ama şu an hünkârı adına kullanılıyor. Ama biz bunu hünkârı Türkçe ismiyle anmak için, dışarıda da duyurmak için uğraşıyoruz. Bu yüzden mesela 2014'te bir grup kurmuştuk. Diğer Blondenet ya da başka Oriental Thrill isimli gruplardan daha büyük olması gerektiğini düşündük. Hatta açıklama senedir Türk ismiyle anılması yurt dışında ve tanıtılması için yapıldık. Şu an grup geçenlerde Facebook ihlali olmuş, kapandı ama baştan kurduk. Gene tekrar uğraşıyoruz. Yani bu ismiyle anılmalı. Yani yabancı isimle değil, Türkiye'de bile maalesef yabancı isimler kullanılıyor. Bilmiyorum yabancı hayranlığı mı nedir? Ya Türk kuşu, Türk şeyse madem bu bize miras, kendi ismiyle anılmalı. Evet. Türkçe şeyimiz de var, savaşımız da var. Yerli gen kaynaklarımızın sahip çıkılması gerçekten çok önem arz ediyor. Bu konuda nelerden bahsetmek istersiniz Serkan Bey? Yeterince sahip çıkamamışız. Biz çıkmadığımız zaman da yabancılar çıkıyor. Yani biz kendi bölgemizden ele alırsak, Manisa'nın kendine ait güvercin ekleri var. Yanımızda Denizli, kendine ait 4 tane güvercin ekleri var. Uşak Gibi'nin kendine ait güvercin ekleri var. Muğla'nın var, Aydın'ın var, İzmir'in var, Balıkesir'in var, yukarı doğru işte Bursa'nın, İstanbul'un kendine ait güvercin ekleri var. Yani komşu illerin birbirine şeyleri var, farklı güvercin ekleri var. Yani Ege bölgesinde 1-2 ırk olsa da yani hepimiz aynı güvercine bakardık.
Ama çeşitlilik çok. Belki bu çeşitlilikten dolayı bazı ırklar kendi ilin içinde sıkışmış kalmış. Yani hünkâr için bu şey değil. Ama diğerlerinde var. Kendi bölgesinde küçük bir coğrafyada kalmış. Belki de bu yüzden kaynak az, yazı az, melezlemelerle ya da sayısının azalmasıyla bazı ırklar kayboluyor, kaybolmak üzere kaybettiklerimiz de var. Şu an aradığımız veya yurt dışında olan, şu an bizde olmayanlar var. Zenginlik var ama şu an bitki olsun, hayvan olsun, biliyorsunuz çok zenginiz. Ama yeterince bunlara sahip çıkılmamış. Birileri çıkmaya çalıştığında da nedense kendi içimizde bile, yani kendi içimizde, hatta Güvercin Camiası'nda, ya buna bakılır mı, bununla uğraşılır mı, böyle tepki bile arıyoruz. Anlayamadık yani, bu kaç paralıkmış, bununla uğraşılır mı? Yani biz ne zaman bu kadar makyajlı olduk bilmiyorum. Ya genelde bu tarz hayvanlar ederi, ekonomik, oradan, evet, parasal, evet, değerine göre önem veriliyor. Maalesef ki yerli olması, milli olması, biyolojik miras olması boyutu paranın maalesef gerisinde kalıyor çoğu zaman. Bize göre bir güvercin ırkı ya da herhangi bir ırk kendi ırk özelliğini taşıyorsa o damızlıktır. Ama bir kısma göre bu yıl hangi kuş paresi o damızlıktır. Böyle bir anlayış var. O da yarışmalarda da hissediyoruz. Yani şu kuş pahalı olmuş bu sene, bu birinci olsun. Ya da ben bu kuşu 5 bin lira aldım, bunu şu paraya aldım, bu birinci olmalı. Ya öyle bir şey yok. Hakem yani bunun bu yıl kaça gitti, o kaça satıldı, ona bakmıyor. Bunun ırk özelliğine bakıyor, azmanlığına bakıyor, hünkârlılığına bakıyor. Buna göre puan veriyor ama bazı beklentiler öyle. Ya niye bu birinci olmadı, bu birinci oldu. Ya bu daha ucuz ya da bu kaç para, bu derece alıyor ya da bu yarışıyor. Böyle bir anlayış da var. Tabii yanlış bir anlayış, bu olmaz. Bu damızlıktır, bu değildir. O geçici. Ya fiyat değişken bir şeydir. Bu yıl başkadır, iki sene sonra başkadır. Ama ırk özelliği sabittir, kalıcıdır. Yani biz şu an piyasa değerine göre mi kümesimizi oluşturacağız? Yani ırk özelliğine göre damızlıkçı olmak istiyorsak 10 sene sonra yatırım yapacağız. Bunların yavruları bize bir güzel bir soy oluşturacağız. Evet. Şimdi dünyada tabii küresel ısınma diye bir gerçek söz konusu. Evet. Gün geçtikçe dünya kıtlıkla, kuraklıkla yüz yüze kalmaya başladı. Tabii dolayısıyla bu yerli gen kaynaklarının önemi daha fazla anlaşılmaya başladı. Günümüzde de maalesef ki çoğunlukla hibrit ırklar, yurt dışından gelen hayvan ırklarıyla bir takım ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Ama belki de bu küresel ısınmayla birlikte, kuraklığın, kıtlığın artmasıyla birlikte bu coğrafyaya alışkın, bu iklim koşullarına uygun, kuraklığa dayanıklı yerli gen kaynaklarımıza çok ihtiyacımız olacak. Belki de çok muhtaç olacağız. Dolayısıyla bunların korunması, yaygınlaştırılması çok önem arz etmekte. Maalesef ki yetkililer, etkili makamdaki insanlar çok fazla önem vermiyor gözlemlediğimiz kadarıyla bu işlere. Biraz böyle hobicilerin, biraz böyle alaylı insanların emekleriyle, çabalarıyla, gayretleriyle devam eden bir süreç söz konusu yani, maalesef ki. Yani hobicileri de kalsa, yani bize de kalsa bunu devam ettirmemiz lazım. Bu tabii bununla uğraşırken kendi camiamızdan bile tepki alırız. Demin bahsettiğim gibi ya bununla uğraşılır mı, bu şeydir. Şimdi tarımsal bir değeri yok. Geçmişte gübresinden ya da haberleşmede kullanıldığı gibi önemli bir şey yok. Hobi amaçlı besleniyor şu an. Ama biz tarımsal değeri olan küçük baş, büyük başı bile bugün daha verimli, süt verimi daha yüksek inekler ya da yumurta tavukları olduğu için orijinal eski ziraatçı olarak diyebilirim yani bunu. Kaybettik, kaybediyoruz. Azalmış durumda. Bunlara önem verilmiyor. Sizin bahsettiğiniz gibi yani burada 100 yıldır, 200 yıldır yaşayan bu canlılar yani bu bölgenin coğrafyasına uyum sağlamış, iklimde verimli, hastalıklara direnç kazanmış, yaşama şansı yüksek hayvanlar. Ya biz bunları bugünkü bazı melez ya da yurt dışındaki hayvanlara tercih ediyoruz. Yarın bir gün işte ne getireceğini bilemeyiz. Yani bu hayvanlara muhtaç kalabiliriz. Bunları en azından standartlı tescil olmalı. Bazıları bunu bile yapamadan kaybetmişiz. Yani güvercinde de aynı. Ya bu bize ait. Bunu niye kaybedelim? Yani bunu biz kaybediyoruz. Yabancılardan sonra parayla satın alıyoruz. Ya niye para verelim? Ya niye şey olsun? Şimdi yabancı bir kaynak var, güvercin ansiklopedisi. Güvercin ansiklopedisinde 100'den fazla güvercin ırkı tanıtılmış. Bunlardan 12 tanesinin menşei Türkiye olarak gösterilmekte. Ve bu Türkiye olarak gösterilen 12 güvercinden de 2-3 tanesi ancak tescil edilebilmiş. Ama bizim bildiğimize göre yani 12'den çok daha fazla bizim yerel kuş türümüz var. Evet. Yani yaklaşık 50'ye yakın vardır diye düşünüyorum 70, Serkan abi. 70'in üstündeydi, 80 civarı var.
İşte dediğim gibi bazıları kendi bölgesinde sıkışmış. Ya hünkârı bile dünyaca tanınan bir kuş. Ve bu bile daha yeni tescilendi birkaç sene önce. Yani biraz geç kaldı. Yani çok enteresan. Kaynak. Şimdi bütün dünyanın kabul ettiği bir değer. Mesela sultan tavuğu. Yerli yabancı bütün kaynaklarda menşei Türkiye, İstanbul olarak geçiyor. Ama biz yetkili makamlarımıza sultanı tescil etmek için mesela 3 senedir çaba veriyoruz. Hala daha yeni yeni prosedürler, yeni yeni istekler. Yani tüm dünyanın kabul etmiş olduğu Türkiye'nin yerel gen kaynağını biz kendi ülkemizde tescil etmek için çok ciddi prosedürlerle baş başa kalmak zorunda kalıyoruz. Biraz bence bu konuda prosedürleri biraz daha kolay kılmaları gerekir diye düşünüyorum yetkililerin. Olabilir. Evet, onu ben Türker hocamdan öğrenmiştim. Mesela Amerika'da galiba dernekler topluluğunun üstünde bir birlik, federasyon demedi ama yani orada bu güvercinleri, ırkları tescil eden bir komite var demiştim. Yani bizde Tarım Bakanlığı, tabii biz orada kuşu anlatmakla uğraşıyoruz. Ama biz de tabii dernekleşip böyle güçlü bir dernekler, federasyonlar kuramadık. Bizim de burada bir araya gelmede bir sıkıntımız var. Yani bizde burada eksimiz var. Yavuz İşçi'nin Ankara'dan çok güzel bir sözü var. Biz yazılı olarak güvercin hakkındaki diğer ırklarda da var gerçi. Bilgileri yazıp kaydetmediğimiz ve aktarmadığımız için her yeni nesil güvercini baştan keşfetmek zorunda kalıyor demiştim. Maalesef. Evet. Bunu çok hissettik 2000'li yıllarda. İnternet daha yeni zaten, internet sitesi yok, ilk kurulan siteler birkaç tane değil. Denizli güvercin evi, SGY evi, bunun dışında yazı bir kaynak yok, kitap yok, şey yok. Yani biz de çok hissettik, damızlık olarak bakmak istiyoruz, neye göre yapacağız? Yani dernekleşmez. Çok sıkıntısı çektik şu an. Malzemeleri arttırmak için uğraşıyoruz biz de. Yazılı. Biraz da yerel yönetimlerin bu tarz konulara sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. Mesela güzel bir örnek var. Denizli ilimiz. Evet. Denizli horozu biliyorsun dünyaca meşhur. Evet. Ben Denizli'ye gittim. Denizli'nin her yeri horoz. Yani heykellerinden, şehrin duvarlarındaki resimlere, hediyelik eşyalarına, evet. Denizli Spor'un logosundan tutun Büyükşehir Belediyesi'nin logosuna kadar. Yani hünkârı mesela Manisa'nın kuşsa belki Manisa Belediyesi de bu hayvanı kullanmalı, tanıtmalı. Aynı şekilde diğer yerel yönetimler de bu sürece katkı sunmalı diye düşünüyorum. Aslında bir zenginlik var, böyle bir zenginlik var, kültürel bir miras diyorduk, aslında kültürel bir emanet. Yani bunu miras edip olmaya hakkımız yok. Bunları kendi çocuklarımıza aktarmalıyız, sorunlarımıza. Burada bir şans geçmiş diye söyledi, geçecek de aslında. Coğrafi işaret son zamanlar çok önem veriyor. Biz imkanı tescil edilmesini bekledik. Daha sonra coğrafi işarete başlayacaktık. Yazışmalar başladı. İlk başta coğrafi işaret hayvanlar almış ama daha sonra bir kanun gereği hayvanlardan kaldırılmış. Şu an yerel hayvanlara tescil verilmiyor. Yani bu kanun değişirse buna başvurabilir. Çünkü coğrafi işaret alırsa bizim yerel hayvanlarımız, o zaman her makamca, her mevkice bu önem verilecek. Yerel bir şey olarak kıymet verilecek. Hani güvercin tavuk olması, başka bir şey olması önemli değil. Ya da tarımsal değerinin olması, ekonomik olmasına önem verilmeyecek. Şu an en çok ona değer veriliyor. Ekonomi. Yani besleyenlerde ya da resmi makamlarda. O yüzden biraz bizim bazı bitkilerimiz, hayvanlarımız yani onlarla uğraşacak insanlara şu an muhtaç. Evet. Manisa'nın Manisa azmanı kuşları var. Evet. Hünkârının yakın çekimlerine geçmeden önce bunu da konuşmak istiyorum. Manisa azmanı kuşundan da biraz bahsedebilir misiniz? Şöyle yapalım mı? İsterseniz hünkârileri alalım, Manisa tamam. azmanlarını koyalım. Manisa azmanlarının üzerine biraz konuşalım. Tamam, olur mu? Olur. Evet seyirciler, kafesteki kuşlarımızı değiştirdik. Manisa azmanlarını getirdik. İçinde de bir tane hünkârı bıraktık. Manisa azmanlarını biraz konuşmak istiyoruz. Serkan Bey, Manisa azmanı nereden geliyor? Biraz kökeninden, tarihinden bahsedebilir misiniz? İsminden başlarsak, azman ismi sözlükteki ismine iri anlamında. Aslında normalde bizim kuşlarımız küçük. Sözlük anlamına uymuyor ama başka bir şu an ismini de bulamadık. Yok yani şu an normalde yerelde kullanılan. Azman genelde kısa gagalar için de bölgemizde kullanılmış ama baş olarak da başka bu kuşlar için kullanılmış. Azman ismi ayrıca komşumuz mesela bir tarafımızda İzmir'de, bir tarafımızda Denizli. İzmir'de
yoz kuşlar için kullanılan bir isim. Denizli'de de yine bizim güvercinlerimize benzeyen, kesmelere benzeyen ve orada kesinlikle paçasız ve gülsüz olan Denizli azmanlar için kullanılıyor. Yani onlar tabii yerelde azman diyor. Tanıtım için Denizli azmanı. Biz de normalde azman diyoruz ama işte karışmamak için de biz de Manisa azmanı demeye başladık. Yani Türkiye'de 3 memleketimizde azman kuşu var. İzmir azmanı, Manisa azmanı, Denizli azmanı. İzmir'de yani bir ırk için değil de kırık kuşlar için. Yoz kuşları için, evet. Kırık kuşlar için. Orada bir ırk olarak değil. Denizli azmanı ise kuşlar. Denizli azmanı ise paçasız ve gülsüz. Orada bir damızlık olarak beslenen Manisa azmanı da, Denizli azmanı damızlık olarak beslenen minyon tipli. Yani 3 farklı ilimizde farklı kuşlara aynı isim kullanılıyor. Ege bölgesinde bile birbirine yakın. Hani biz de bu kuşları sevmiyorduk diyeceğim ama bu ismi verdik. Ya değil, bu kuşlar seviliyordu. Hünkârda daha az olduğu zamanlar bu damızlık olarak beslenen kuşlar. Denizli'de de yine aynı. Ölü dönemlerde şimdi, orada da azalmış ama. Hünkârya'ya büyük benzerlikler var. Siz biraz önceki sohbetimizde bahsettiniz ki Manisa azmanı büyük ihtimalle Hünkârya'dan önceki basamak olan kuş yani. Dediniz. Mesela arasındaki farkları nasıl anlatabiliriz burada seyircilerimize? Azman ustalarımız yani bizden büyüklerimiz, bizim yaşımız yetmiyor. Eskiden tepesizlere bakarlarmış. Kabak azman da deniyor. Daha eski kuşlar tepe diyor. Zaten işte azmana tepe ve para ekledikten sonra hünkâri. Yani ama şu an tepeli azmanlarımız da var. Tanık olarak besleniyor. Baş ayrım paredir. Şu işlemelerdir. Yani azmanda yani pare olmaz. Şu hünkârı elimizde alabilir miyiz? Serkan abi. Şu vücudundaki şu desenlere pare deniyor. Tüydeki işlemeler. Evet. Bu hünkârı da var. Azmanda yok. Azmanlar geldi düz renkler. Düzler. Evet. Evet. Kanat, kuyruk düz olanlar, kesme olanlar, kanat olanları da var. Bir de şeş dediğimiz hünkârda da gerçi o kategoriye girdi. Bir de şeş kırçıllı olanlar var vücudu. Desenleri var ama bunların hiçbirinde bu işlem olmaz. Bir de sanki kafa yapısındaki o kütlük, o ovallik yani hünkârdaki azmanda sanki biraz o kadar net değil. Biraz daha yuvarlak kafalı. Evet. Biraz da tepesiz olanlarda o da biraz göz aldatabilir. Tepesizlikten dolayı da daha yuvarlak gözüküyor. Zaten bunlarda da biz böyle ince sivri kafayı değil de böyle daha yuvarlak hatta böyle dolgun yanak böyle sevimli olacak böyle kuşları beğeniriz. Gülleri bol olacak. Paçaları hünkârda da aynı. Tırnaklarına kadar kapatacak. Dev paça olmayacak. Bazen öyle kuşlar görüyoruz. O farklı onlar. Dev paça ya da ol paça değil. Tırnakları gözükecek. Sadece parmaklarını kapatacak şekilde. Gülleri uzun bir şekilde. Bol. Tepeli olanlar sivri tepe olacak. Ensesi onu destekleyecek şekilde. Lekesizlik olacak. Kesme ise ya da kanatsa başka yerlerinde leke olmayacak. Sivri altları kesmelerde ince tüylere kadar şu kapatmasını istiyoruz. Yani bu ufak tefek olabiliyor. Şunlar da olmayacak. Şeylerde de küçüklerden keserse daha makbul olur. Deniz azmanında da bu aynı özellik var. Yine duruş olarak yine dik duruş istiyoruz. Kafayla ayak aynı hizada. Güzelce de açılır. Peki bunların vardır. Uçuş özellikleri var mı? Evet, güçlüdür. Rahat şekilde uçar. Tüm kısa gagalılar gibi kısa uçuşlar yapar. Kaldırıp indirebilirsiniz. Hani uzun uçuş çok uzun süre uçmaz ama keyifliyse uçar ya da başka kuşlarla karıştırılır. Oyunları var mıdır? Yükselebilir. Oyun kesinlikle yok. Yenilmesi mesela kolaydır. Hemen kanatlarını kapanır, sıkınarak dalıcılar gibi kanadını kapar ve iner. Yani kısa uçucular, oyunları yok. Beraber uçarlar. Beraber toplu uçarlar. Beraber, hani sırf azman olursa beraber uçar. Yani sayayla başka kuşlarla kaldırında karışır tabii. Yükselebilir ama normalde hepsi beraber kalktığında kısa görüyorlar. Genelde mesela hünkârcılar veyahut da Manisa azman istiyacıları uçururlar mı? Eskiden bütün kuşlar uçuyordu. Hatta büyüklerimiz anlatıyordu. Yani kuşlar kahvesini kuşunu göstermeye gidiyor. Abilerimiz anlatıyor. Kuşunu gösteriyor arkadaşlarıyla paylaşıyor. Sonra kendi çay içecekler. Kuşunu kahvenin önünden havaya atıyor mesela. Eve gitmiyor geri kuşu bırakmıyor. Hani şimdi nerede? Yani atıyor kuş gidiyor yani evine. Bu kadar rahatlar. Ama şimdi tabii müstakil evler azalmaya başladı. Ve bir de tutakçılık diye bir sorun var. Bu televizyonlarda da görüyoruz. Biraz ayıp ve yanlış olan şeyler normalleştiriliyor. Bizim camianın da öyle bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Camiada da var yine böyle bazıları normal ya da bu bir kanunmuş gibi gibi. Yanlış olan bir şey böyle bir adet olamaz. Bir adet yani başkasının kuşu başka kümese konarsa
o kuş artık benim olduğu gibi bir ya anlayış olmasın. Var galiba. Bu bir evcil hayvandır. Evcil hayvan, kedi olsun, köpek olsun, fark etmez, tavuk olsun. Yani bu biri kaybettiniz siz. Ya kendi ayağıyla gitti. Bunu bulan kişi, kendi kuş, tavuk ayağıyla da gelse, kuş ayağıyla da gelse. Yani bu benim oldu diyemez. Bu olamaz. Bu kabul edilemez. Bunu dönek besleyenler, dönek güvercin ve posta güvercin besleyenler burada zaten çok hassaslar. Onlar öncülük ediyorlar. Şu an onlar kesinlikle yabancı kuş karıştırmazlar. Hemen sahibine verirler. Olması gereken de budur. Diğer gruplarda da var. Dikkat eden ama bazı gençler yani bu yani rahat bir şekilde internette yok ben bunu yakaladım ettim koyuyorlar. Aslında bu normal değil. Yani biz de bunu kendi üzerimize bir görev olarak söyleyelim. Bu yanlıştır. Evet. Bundan dolayı da biraz uçurma işi şey aslında normalde sadıktır ama kendi kümesine benzeyebilir ya da bütün kuşlar şey değil, bazı dalıcılıklar mesela diğer güvercinlerde inebiliyor, rahat iniyor. Ya da şahin yorul gene iner yani sonuçta şey değil, korkar iner, düşer, olabilir. Serkan abi şey yapalım mı, şimdi içeride hayvanları koyalım, bir de yakın çekim yapalım, yakın çekim kümesler üzerine bize tabii. Hayvanları anlat. Olur. Hem de bir kümeslere dolaşalım, olur mu? Evet tabii. Olur. Yani o zaman şimdi kümeslere geçiyoruz arkadaşlar. Evet Serkan abi şu anda hünkârileri böyle yakın çekime koyduk. Şu sağdaki modern hünkârı dediğimiz hünkârı, arkadaki de klasik hünkârı. Biraz böyle yakın çekimde bir hünkârının olması gereken özelliğini anlatabilir misin abi? Evet. Şimdi modern olsun, klasik olsun. Bizim tepe, gül, gaga, para işlemesi, duruş, bütün güvercinler, hünkârlerde. İstediğimiz özelliklerdir. Şu öndedekinde de rahat gözüküyor. Gülü uzun ve bol olacak. Bol dedim sağa sola doğru yatık. Tek bir noktada değil. Güçlü olması istenir. Tek bir çizgide olması istenmez. Tepeler sivri tepe olması istenir. Kafadan biraz yukarı çıkabilir. Ensenin de tepeyi desteklemesi gerekir. Arada boşluk olmaması gerekir. Aşağıya doğru. Duruş dik bir duruş. Göğsünü biraz çıkartarak kuşun dik olarak durması istenir. Ama böyle Rostov güvercin gibi çok da geriye yatması istenmez. Kanatlarını kuyruk üstünde taşır. Kuyruğu da tam kanadını tam kuyruğuna yapıştırmasa böyle biraz şu anki gibi yukarıda tutması daha güzel gözükür. Kuyruklar kapalı olur. Kapalı şekilde tüyler üst üste gelir. En ortadaki tüy en üste gelir. Paça tırnaklara kadar olur. Bol paça istenmez, tırnakları kapatmaz ama parmaklar da çıplak olmayacak. Paçayı kapatmasını isteriz. Desen olarak hepsi kendi desenini uygun iyi şekilde taşıması gerekir. Mesela arkadaki boğma öndeki çavuşlu bir modern olan çavuşlu bir kuş. Kanatlarında pare eksiği olmaması lazım. Çavuşlarını, kanat uçlarındaki parelerini, kuyruklardaki pareleri tam olması istenir. Desenine göre de bu tamlık olması gerekir. Sadece yavru kuşlarda bazen olmaz. O da tüyden sonra kendini tamamlar. Gagalar ince olmamalı. İnce ve zayıf gaga istenmez. Kısa ve kalın gaga istenir. Yani klasikte de aynı. Gaga böyle zayıf kafayla beraber ince bir şey istenmez. Yuvarlak hatlardadır bizim kuşlarımız. Vallahi genel olarak böyle. Şimdi modernle klasiğin farklarını anlatmaya evet, çalışalım. Evet. Başta gaga farkı vardır. Bu sağdaki modern olan, evet. Soldaki de klasik hünkârı. Evet. En başta göze çarpan herhalde boyutları. Boyut ve gaga fizik olarak da bir şey vardır, farklılık vardır. Şey modernler biraz daha kafa şekli biraz farklıdır. İstenen farklı kafa modelleri de vardır, tartışılan da vardır. Ancak büyüklüğü ve gagası diyebiliriz. Onun dışında hani çok büyük bir parede, şeyde, desende fark yoktur. Böyle bir ayrım yoktur. De birbiriyle eşleştirmeyiz zaten. Farklı olarak ikisini kategorize edilir. Peki eşlenirler mi? Eşlenir tabii. Sonuçta modern, klasik hünkârı modern. Yani eşlemeye eşleniyorlar ama üretici eşlenir, tercih etmez. Orta boy çıkar ama biz yani orijinal şeklinde kalsın. Bu kendi içinde çalışsın. Yani bu da şu an belli bir seviyeye gelmiş. Çalışılan bir kuş modern. Yani o geriye gider. Öteki de irileşir. Gagası daha çok küçük olur. O ona istenmez yani sonuçta. Şu an kendi içinde çalışırız. Hünkârların kişisel zaten kanaatimi söyleyeyim mi abi? Buyurun. Kişisel kanaatim ben klasik hünkârıyı daha çok evet. beğendim. Yani bana daha çok hitap ediyor. Daha olabilir. Yani biz de modern hünkârı baktığımız zamanlar açıkçası zorlandık. Yani ayrı bakıcı gerekiyor. Özel bir ilgilenmeniz gerekiyor.
Yani sıfır gaga olayı diyeyim, zahmetlidir, zordur. Yani ötekini de kendine göre, yani o da yavru alması kolay değildir. Ama yani şey olabilir, hani hemen üreteceğim kolay diye bir şey yok ama buna göre tabii daha doğal, daha eski. Yani doğaya, insana daha az bağımlı diyeyim sıfır gagaya göre. Evet. Bir tane de Manisa azmanı koysak abi, aradaki farkı yakın çekim gösterelim. Tabii, tabii. Size zahmet. Evet, bir tane de azmanımız şimdi geldi. Azmanımız bu eski azmanlardan, tepesiz, tepelisi de vardır. Şimdi azmanla hünkâr arasındaki farkı evet, anlatabilirsen. Temel olarak paraya göre ayırıyoruz. Tepeye göre değil, tepeye göre de ayıran oldu ama şu an Manisa azmanı hem tepeli hem tepesi olarak besleniyor ve kabul ediliyor. Bu şekilde de tescil çalışmamız var. Gül muhakkak olması lazım. Hünkâr ile ortak noktaları bunlar ama pare olayı azmanda olmayacak. Uzaktan akrabalar ama pare azmanda istenmez. Hünkârda da paresizlik istenmez. O zaman azmana, atasına dönmüş oluyor. Bu kırmızı olan Manisa azmanı sarı düz diye geçiyor. Evet. Sarı düz, sarı diye sarı geçiyor. Evet. Düz. Hünkârlar pareli oluyor. Evet. Diğer özellikleri benzer. Paçası, gülü. Evet. Aynı ortak. Tepeli olanlarda yine aynı. Sivri tepe istenir. Gagası yine aynı. Kısa gaga diyorum da tabii sıfır gagayı kastetmiyorum. Kısa kalın gaga istenir. Yuvarlak bir hatlar, kafa, kanatları yine kuyruk üstüne taşır. Duruş olarak aynıdır. Denizli azmanı ise Manisa azmanından tamamen farklı. Denizli azmanı paçasız oluyor. Gülsüz oluyor. Gülsüz oluyor. Kesinlikle istenmiyor. Gül çizgisi evet, bile onlar kabul etmiyor. Bir de Denizli azmanında 3 desen var. Kanat, kesme, beyaz. Onlar farklı yere isimleri var. Bizde ayrıca düzü de var. Şeyin Manisa azmanının. Biz Manisa azmanında mesela beyazlarla ya da kesmelerle düz olanları, bu düz gövdesi tamamen renkli olanları birbiriyle eşleştirmiyoruz. Yani çeş farklı, parçalı lekeli kuş sevmiyoruz. Hani o şeydir, ara kuşlar. Yani hünkârda da gene aynı. Klasik hünkârda ya da modernde tüm modern kuşlar kendi içinde birbiriyle eşleştirilemez. Klasik hünkârda da aynı. Böyle bir örnek de getirebilirim. Olabilir. Tamam, bir tane getireyim. Evet sayın seyirciler, şu anda modern hünkâri, klasik hünkâri ve Manisa azmanı 3 farklı kuşu aynı kara içerisinde görüyorsunuz. Bunu özellikle göstermek istedik. Seyircilerimiz aralarındaki farkları daha net anlayabilsinler diyerekten. Bu da kuyruk işlemesi, paresi olduğu için hünkâri kategorisinde. Mesela bunu hünkâridir ama diğer gövde işlemelerle karıştırmaz. Kanat olanlar da. Evet. Şimdi mesela bu da düz renk gibi gözüküyor fakat kuyruğu pareli olduğu için hünkâri kategorisine giriyor. Evet, evet. Evet. Kuyruğundaki pareyi gösterebilir miyiz yakın çekim abi, size zahmet? Tabii. Evet. Şöyle net olarak. Kameraya tutalım. Pardon. Evet. Evet, bu kuyruğu pareli olduğundan dolayı hünkâr kategorisine giriyor. Evet. Bu pareler olmasaydı bu da azman olacaktı. Azman olarak da getirebilirim bir tane kesme. Bir tane azman da getirelim. Kesme desen özellikle. Yani Denizli, işte Manisa azmanıyla hünkâr arasındaki farkları anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar şu anda. Mesela soldaki beyaz da azman gibi düz renk gözüküyor ama fakat kuyruğu pareli olduğu için hünkâriye giriyor. Evet. Bu da bir kesmedir ama kanat kuyrukta işleme yok. Evet. Bu azman. Evet, bu azman mesela. Bu azmanı da... Yani en önemli fark pare değil mi abi? Tabii. Buradan kolaycık da anlaşılabilir. Evet. Yani duruş olarak, şey olarak aynıdır ama azman da hünkârda da aynı ırkı her zaman kendi içinde eşleştiremeyiz. Desene göre farklılık vardır. Anladım. İnşallah, umarım faydalı olmuşuzdur seyircilerimiz adına. Serkan abi çok teşekkür ediyorum. Teşekkür biraz ederim. Da kümesler üzerinde tabii, çekimler yapalım. Onu orada konuşalım. Tabii. Serkan abi, bu kümesinde hünkârı kümesi galiba. Evet. Burada sümbüllü ve çavuşlu var bir arada. Küme dediğimiz karşıdaki çam kabuğu mesela. Kanat büyük işlemeler.
çavuş alıp yine kanat koyduk ama kanattaki işlemesi çavuş şeklinde, iki çizgi şeklinde. Bunların da farklı renkleri mevcut. Arada renk çalışmalar da var. Bunlarda da fiziksel olarak işte özellikle en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz. Mesela şu an ekranda gördüğünüz bir çavuş bu. Çavuş, evet. Geçti, kuş, bu... Kanadındaki iki çizgi olursa, askerdeki evet, biliyorsunuz geç. Rütbe işareti evet. İki çiziklidir çavuşun. Oradan adı çavuşluk almış. Evet. Sarı gümüş diyelim kuşa, o da biraz azdır. Şu an ekranda gördüğümüz renk nedir abi? Şu kırmızı gibi olan. Kırmızı sümbüllü olacak. Yandakiler kırmızı, bunlar mavi gökte geliyor. Maviler, gençler. O çam kabuğu şu anki erkek. Üst çam kabuğu. Şu sağ, o tam ortadaki. Evet, evet erkek değil de şu an. Çam kabuğu. Çok güzel, maşallah. Evet, bu Arap sümbüllü olacak. Çam kabuğuyla sarı yavrusu bu. Bekliyoruz bakalım. Klasik hünkârlar kendi yavrusunu büyütebiliyor değil evet, mi abi? Evet. Şekil. Evet şu an görüntüde görüldüğü üzere arkadaşlar. Kendi yavrusunu büyütebiliyor fakat modern hünkârlar kendi yavrusunu büyütemiyor. Bakıcı kuş kullanmak gerekebiliyor. Evet Serkan abi şimdi bu kümesimizde azmanlar mı var abi? Düz azmanlarımız var. Evet azman kümesimiz. Biraz anlatabilir misin abi buradaki kuşların özelliklerini? Şimdi düzleri besliyorum burada. Tercih olarak da ben tepesiz bakıyorum. Yani hem çeşitliliği azaltmak için hem de tepesiz bakan daha az. Biz birkaç arkadaş burada tepesizleri tercih ettik. Bunlar biraz daha eski kuşlar. Bunları bir dönem bulamıyorduk. Bizim için tarih eser bunlar. Bu kuşları üretiyoruz burada. Yani en eski kuş tipolojisi olan bunlar. Evet. Ve siz bunları korumaya çalışıyorsunuz. Evet. Çok güzel abi. Emeklerinize sağlık. Her rengi var. Ben de sadece şu an mavi, sarı, kırmızı, mor ve tonları var. Mavi tonları. Serkan abi bu kümesteki kuşlar nedir özellikleri anlatabilir misiniz? Burada kesme Manisa azmanları, paralel kesme hünkârlar var. Bir de yerli mısırlar var. Bölgesel olarak yenice mevsimi de olan kuşlar. Enice dedikleriniz hangileridir? Bu paçasız olanlar, paçasız güllü. He, paçasız olanlar enice, paçasız evet, güllü olanlar. Mesela şu anda bir tane yakın çekim yapacağım. Bakın şu an. Yukarıdakini çekelim. Evet, tam yukarıdakini çekelim. Üst sağdakiler daha yetişkin. Evet, şu enice, paçasız. Kahverengi kanadı da alalım, evet. Bu enice dediğimiz. Evet, yani mısır olarak daha çok bilinir. Peki bunun denizli azmanından farkı gül olması. Gül, tabii. Çok ilginç ya. Yani gülü olmasaydı abi denizli azmanı diyebilir miydik buna? Yani kafada biraz fark var ama çok benzer. Evet. Yani Ege'li kısa gagalılar denizli azmanı, Manisa azmanı ve enice. Evet. Bu paçasız güllü olanlar enice. Mesela şu an görüntüdeki şu enice. Evet. Yani şu mesela görüntüdeki enice. Aile var. Evet aileyi çekelim enice ailesini. Sen bunları çalışma olarak kullanıyorsun, doğru mudur abi? Bunları biz Manisa kuşlarında en aşağıda Manisa azmanı, onun üstünde klasik hünkârı, onun üstünde
Bu yenice dediklerimiz kuşlar vardı. Yenice mi, enice mi abi? İkisi de kullanılıyor. Şehirlere göre de en çok bilineni yerli mısırı. Öyle söyleyeyim. Yerli mısırı ile enice dediğimiz aynı. Aynı, kuş. Aynı. Ya bu şu an gördüğünüz yerli mısırı ile. Manisa azmanı ve klasik hünkârı'da azalma vardı. Bunlarda da melezleme ile azalma var. Yani ötekilerde üretim olmadığı için. Şu an en aşağıya yerli mısırı düştü. O yüzden biz şimdi bunlarla uğraşıyoruz. Yani bu kuşlarda şu an aramakta zor buluyoruz. Yani sayılar. Yerli mısırı, yöresel adıyla enice, yenice deniyor. Evet. Ondan sonra denizli azmanı, Manisa azmanı, hünkari birbirine çok benzer, evet, yakın, belli farkları olan hayvanlar. Aralarındaki ortak özellik kısa gagalı olması. Ege'li, evet, kısa gagalılar olarak biliniyor. Üçü de güllü. Evet. Bir tek denizli azmanında gül yok. Evet, kısa gagalı. Evet. Bunlar, evet, denizli farklı. Şurada bir hünkârı var. Burada hemen gösterelim. Pareli olduğu için bu hünkârı sınıfına, evet, giriyor. Evet, hünkârı grubunda. Evet. Düz olsaydı azman olacak. Manisa azmanı olacaktı. Evet. Manisa azmanı burada var. Mesela yumurtada. Çok güzel. Abi güzel bir program olduğunu düşünüyorum. En azından meraklısı ve ilgilisi için benzer kuşların farklarını ortaya koyabildiğimiz güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Mesela şu an alttaki iki kuş Manisa azmanı. Hemen onların üstündeki iki kuş enice ya da yerli mısır dediğimiz kuşlar. Aralarındaki fark paçalı ve paçası olan. Paçalı olanlar Manisa azmanı, paçası soğanlar, yerli mısırı veya, evet, enice. Evet. Bu da eski kuşlardan. Hatta hünkârdan daha eski. Evde çıkardığı seyahatnamesinde mısırı geçiyor. Yani eski bir kuş. Ama şu an dediğim gibi farklı sıfır gagalı kuşlarla çalışılarak onlar daha kıymetli olduğu için bu yerli olanlar azaldı. Biz de bunu fark ettiğimiz için biraz ona neyliyiz şu an. Şimdi mısırının yerlisi var. Bir de başka ne var abi? Yerli ya olmayan mı var? Yabancı değil de İstanbul bangosuyla, İstanbul bangosu yani sıfır gago olanı, küçük gago olanı, moderndeki gibi. Yani, o yabancı değil tabi. De bunda yerli yani mısırı desek, normalde ismi mısırı ama ötekiyle karışmaması için şu an yerli mısırı dendiği için öyle. Mesela klasik hünkârda bunu kullanmıyoruz yani yabancılaştırmamak için ama İstanbul bangosunun yabancılaştırılma şeyi yok zaten. Neden bango denmiş abi ona? Bango? Bango kısa gagalar için kullanılan bir şey ama mısırı da kullanıyorlar. Yani aslında genelde kuşçular mısırı mı tercih etmeliler abi? Yani bu kuşlara mısırı uyuyor. Ama bunun genel olarak da bir kısa gagalı tam bir ismi yok. Yani buna kısa gagaların şeyi de diyebiliriz, bango ismini. Genel ismini diyebiliriz. Anladım. Serkan abi bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, renk kattınız. Serkan abi şimdi ben burada bilezikler görüyorum. Yüzük de deniyor. Boncuk da deniyor. Künye diyor. Künye de deniyor. Biraz bu bilezik sisteminden, künye sisteminden bahsedebilir misin abi? Evet. Bunlar zaten şey yarışma künyelerimiz. Her sene bizim burada pandemi olmadığı sürece inşallah yarışma düzenleniyor. Künyesiz kuş almıyoruz. Bütün kuşların zaten künyesi olması lazım. Bazı kuşlara kendi künyemi de takıyorum. İsimli künyelerim, yarışma künyelerim. Sene sonu geldiği için artık azaldı. Bunlar da mısırilere taktığım künyeler. Onlar biraz daha yüksek paçası olduğu için. Buradakiler de bitti zaten künyelerim. Senin aynı zamanda bir boncuk koleksiyonun olduğunu biliyorum. Evet. Ya güvercinle ilgili her şeyi biriktiriyorum. Bu biraz daha fazla tabii bulunabiliyor. Posta güvercinlerin özellikle onların her sene değiştiği için, bulunduğu için ve farklı ülkelerin çeşitli insanlarla hediyeleşerek bir koleksiyon oluşturduk. İşte künyenin yanında güvercinle ilgili dergi, gazete ya da bir böyle ne olursa şey yapıyorum, biriktiriyorum her türlü ürünü. Abi şurada var. Bir hünkârı yazısı görüyorum. Bu galiba senin el emeğin. Bu tabii kaynak demir, bu işlerle uğraştığımız abi için. Abi bunun folluk olanını, folluk dergisi olanını tabii, istiyoruz. Tabii, iyi olur. Yaparım tabii. İnşallah. Bu kümes süsümüz oldu bizim. Bir de ben arkada şişeler görüyorum abi. Evet. Senin böyle koleksiyona meraklı olduğunu biliyorum yani, ben kişisel olarak. Burada da galiba senin gazoz şişesi koleksiyonun, evet, var. Alkolsüz olanları biriktiriyorum. Ben esas kapaklarını biriktirdim bunların. Kapakların yanında bazı şişeler de şekil olarak çok güzeldi, orijinaldi. Onları da birer tane biriktirmeye başladım. Esas kapak biriktiriyorum ama burada şişeler de var. Eve sığmayınca buraya getirdik. Zaten burası da benim terasım.
hobi alanı. Yani hobi senin iki koleksiyonun var. Hem gazoz şişesi koleksiyonu hem de güvercinlerin boncuk koleksiyonu. Evet. Bir de güvercinlere merakın var. Evet. Gerçekten çok özel bir insansın Serkan abi. Eyvallah. Seni tanıdığıma çok mutluyum, memnunum. Folluk dergisine de güvercin kategorisine sunmuş olduğun katkılardan dolayı çok emeklerim var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bizi misafir ettiğin için emeklerine sağlık diyoruz. Sevgili arkadaşlar, Hünkari Manisa Azmanı yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Çok teşekkür ederiz.